Evet, ben geldim. Uzun bir aradan sonra ders videosu çekiyorum. Daha önceden moda tasarım figür üzerinde etlendirme yapmıştık. Tüm vücut üzerinde bir etlendirme aşamasını sizlere gösterdim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gülümsüyoruz size. Bol gülümsemeler gönderiyorum. Umarım beni ve derslerimizi özlemişsinizdir. Ben sizleri çok özledim. Uzun zamandır video atamadım. Yazın video çekmek zorlaştı benim için. Çünkü hem çekim yaptığım kameram kırıldı arkadaşlar. Telefonumun kamerası da bozuldu. Bu kadarı nasıl becerdim ben de bilmiyorum. Ama teknolojik aletlerle aram hiç iyi değildir. Bu kitabı arada sırada bana soruyorsunuz. Benim okul kitabımdı arkadaşlar uzun zaman önce. Ama ben bunu hala tutuyorum. Çünkü çok hoşuma giden bir kitap. Size şunu önerebilirim. Eğer istiyorsanız bu fotokopiyi böyle, ay şimdi düşecek kamera. Form var. Bu formu doldurup görüyorsunuz. Adresi var burada. Gönderebiliyorsunuz. O zaman onlar size kitabı gönderiyorlar. Bunu isteyenler olursa bu sayfanın fotokopisini, ay konuşamadım kusura bakmayın. Bu sayfanın fotokopisini çekerek, zaten bu fotokopiyi hiç söyleyemem. Bu sayfanın fotokopisini çekerek sizlere gönderebilirim. Yüzüyle başlayacağım. Zaten yüzünü göstereceğim sizlere. Böyle bu kalem setimi açıyorum. Bunu daha önceki videolardan da görmüşsünüzdür. Şimdi görüyorsunuz, bakın ten rengi olanları alıyorum. Bu ten rengi. Bu da ten rengi. Çıkma çıkma. Burada gördüğünüz figür beyaz tenli veya buğday tenli değil, esmer. Çünkü bu hatun Afro Amerikalı arkadaşlar. Kahverengi tonlarını alacağım. Diğer iki pembe tonlarını bırakıyorum. Evet, ilk olarak koyu, en koyu rengimle başlıyorum. En koyu renk, brown ile başlıyorum. Zaten aslında burada göstermiş. Yani noktalama işaretleriyle nerenin aydınlık, nerenin koyu olduğunu göstermiş. Ama buna rağmen hani bakıp da anlayamayanlar için temelden size şunu söyleyeyim. Noktalama işaretlerinin olduğu yerler koyu. Yani koyu demeyeyim de oraya gölge gelmiş demektir arkadaşlar. Şu açıklıklar da zaten oraya direkt olarak ışık gelmiş demektir. O zaman biz ne yapıyoruz? Saç diplerinden başlıyoruz. Her zaman için saç dipleri ve kulakların yanları daha koyudur. Ama şurası, yani başka bir yerden göstereyim. Şurada mesela işte saçları var, görüyorsunuz. Hatta buradan saçları düşmüş. Bu saç dipleri her zaman koyudur, daha koyudur. Çizim, moda tasarım figürü etlendirirken her zaman için saç dipleri en koyu yerlerdir arkadaşlar. Şuralarda dahil olmak üzere en koyu yerlerdir. Biz bundan devam edeceğiz. Başlıyorum şimdi. Bugün hangi dersi göstersem falan diye düşünürken aklıma bu geldi. Daha önceden de sormuştunuz. O yüzden şimdi dedim hadi bunu yapayım. Gördüğünüz gibi yapıyorum şu anda. Kalemimi şu anda çok bastırmıyorum. Az önce şuralarda bastırmıştım biraz ama şimdi bastırmamaya başladım. Hafif hafif dağıtarak şu öndeki alana doğru ilerledim. Çizik çizik olmamasına dikkat edin. Bir de elinizle parmağınızla bu şekilde ezmeyin arkadaşlar. Yani onu hiçbir zaman tavsiye etmem. Ve hiçbir yerde de tavsiye edilmez. Size söyledim mi bilmiyorum ama ben Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Lisedeyken de öğretmenlerimiz kesinlikle bunu önermezdi. Hatta kuru pastel kalemler vardır, boyalar. O boyalarla bile ezmemizi asla izin vermezlerdi. Halbuki ezilince biraz daha hoş oluyor ama yine de izin vermezlerdi. Saç dipleri her zaman koyu olur demiştik. Aynı şekilde de boynun altı, şu gördüğünüz kısım
her zaman koyu olur. Çünkü yüzün önde oluşudur. Yani yüzü öne çıkarmak, ön plana çıkarmak için bu kısmı koyu boyuyoruz. Yine kalemimi birazcık bastırıyorum. Hatta şuralarda, şu kısımlarda daha fazla bastırıyorum kalemimi. Bu kısmı biraz daha, çenenin altını biraz daha koyulttum. Bakın şimdi ne yapacağım? Umarım görebiliyorsunuzdur. Bu çene normalde burada kesiliyor gördüğünüz gibi. Ama çenenin bir gölgesi vardır ve o gölge boyuna düşer. Evet. Şuralarını biraz daha koyu yapıyoruz. Şu kısma da tekrardan gözüme tam olarak yeterli gelmedi. O yüzden tekrardan. Burayı da çok fazla bastırmışım. Orada bir çizgi oluşmuş. Bunu da şöyle dağıtıyorum. Evet, bu kısmı dağıttık. Şimdi buraya geliyoruz. Gözün yanı. Zaten orada noktalama işaretiyle onu koyu yapmış. Gölge yapmış. Biz de zaten orayı gölgelendirme yapacaktık. Şurada gördüğünüz gibi içeriye giriyorum. Bastırmayı azaltarak boyuyorum. Aynı şekilde buradan da. Bu gözünün yanlarını, şu gördüğünüz yerleri biraz daha bastırarak boyamak. Şöyle kaşın altından içeriye girerken hafifçe elimi çekiyorum. Çok bastırmıyorum. Buradan da aynı şekilde. Şurada ışığı da çok bozmak istemiyorum. O kahverengi tonundan biraz daha açık bir ton. Burayı boyamaya başlıyorum. Şu ortası biraz açık kalacak. Oraya hiç elimi sürmeyeceğim. Parlak olması gerekiyor. Çenenin olduğu bölgeyi boyuyorum. Tam dudağın altına doğru boyuyorum. Bundan daha açık bir ton. Bu da yine kahverengi. Bu dudak kısmını boyamaya başlıyorum. Çok kalemimi bastırmıyorum. Gözlerinin altına da aynı şekilde kullanıyorum. Buradaki boyayla hafifçe karıştırıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi elimi kaldırmadan araştırma çizgileriyle doğru rengi yakalayana kadar devam edeceğim. Şarjım bitiyor. Uyarı verdi. Elmacık kemikleri var burada. Burnunun yanlarını boyuyorum. Buradaki bu aydınlık aslında çok fazla. Bu yüzden bu aydınlığı birazcık içeriye girerek almam gerekiyor. Buradan da aynı şekilde. Aslında çok zevkli bir şey bu arkadaşlar. Etlendirme çalışması. Benim en hoşlandığım şeylerden bir tanesi figür etlendirme. Özellikle tabii kendi çiziminizi etlendirmek daha zevkli oluyor. Şu burnunun ucunu görüyorsunuz, tam şurası. Burayı da koyu bir şekilde boyuyorum. Şu yanlarını da aynı şekilde. Burnunun ucunu, yani şu tepe noktasını biraz daha koyu boyuyoruz. Ve dudak kısmını, yani dudağının tam üstünü de koyuyoruz. Yanlarını da dudağının. Uzun zamandır video çekmeyip bir anda çekince resmen videoda konuşmayı unuttum arkadaşlar. Yanak kısımlarını belirginleştiriyorum. Boyayarak geçişimi sağlıyorum. Dudaklarının yanlarını da aynı şekilde. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şu göz kısımlarını yapacağız. Yine koyu rengimi alıyorum. Dağıtarak aşağıya doğru ilerliyorum. Bu kısmı biraz daha koyu yapıyorum. Aynı şekilde bu kısmı da. Yine şarjım bitiyor. Çünkü tam olarak dolduramadım. Videoyu da bir an önce bitirmek istiyorum.
O yüzden çekmeye başladım. Halbuki biraz bekleseydim dolacaktı. Sert bir şekilde buralardaki ışığı bıraktım arkadaşlar. Noktalamalar olduğu için bizim boyadığımız alan çok belirgin olmadı. Kulak içlerini de tabii ki koyu boyuyoruz. Burada da aynı şekilde şuralarını daha koyu boyuyoruz. Yapmışken bu kısımları da yapalım. Bitsin. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Bu kalemimle orta tondaki kahverengi alıyorum. Ve burada görüyorsunuz yaka var. Bu yakanın da buraya bir düşümü, yani bir gölgesi düşer bu kısma. Bunu bu şekilde belli ediyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir çizgi çektim. Şimdi oradan yine kahverengiyle ama bastırmayarak koyuyoruz. Şu kısımda, tam bu kısımda biraz bastırıyorum. Boyadım, aşağıya indim. Bu çizginin olduğu yeri bastırarak boyuyorum. Daha sonra yavaş yavaş kalemimi bastırmadan şuraya doğru ilerliyorum, ortaya doğru. Yine burada aslında zaten noktalama işaretleriyle göstermiş, koyu olacak diyor. Şöyle göğsünün olduğu kısmı koyu başlayıp aşağı doğru giderek boyuyorum. Şu yanını da boyuyorum. Gömleğinin düştüğü yeri, bu kısmı biraz daha koyu, aşağı doğru geliyoruz. Burayı böyle boyayarak bitiriyorum. Bu çizgime, şu çizgilerime paralel diğer çizgilerimi boyuyorum. Gömleğin bu ayrıntıları düştüğü için komple gölgede kalır. O da zaten çizimi yapan kişi de zaten oraları noktalama işaretlerini sık bir şekilde koymuş. Keşke o noktalama işaretleri olmasaydı da daha rahat çalışsaydım. Birazcık hızlı bir şekilde şöyle boyayayım, bitsin. Burada açıklık bırakıyoruz. Burada kemiği var çünkü. Gerdan kemiği, kürek kemiği pardon. Gerdan kemiği değil, kürek kemiği var. Evet, şurada kolları. Yine bakın burada düşüşü ilk kez burada ifade etmiş. Orada gömleğin düşüşü olduğu için orası daha koyudur. Dudağa geçelim. Kahverengi olacak. Şu kenarları bastırıyorum. Ortaya gelirken çok hafif boyuyorum arkadaşlar. Çok hafif. Üst dudağının alt çizgisini de bastırıyorum. Yine ortaya gelirken hafif boyuyorum. Şimdi altının da üst çizgisini bastırıyorum. Alt kısmını hafifçe boyuyorum. Bu şekilde boyadık. Pembe tonlarında. Saçın olduğu yer, görüyorsunuz buradan saç bu tarafa doğru gitmiş. Daha pratik bir şekilde boyamayı gösteriyorum burada size. Zaten küçük bir çizim. Pratik bir şekilde boyarken ben sürekli bu yöntemi kullanıyordum arkadaşlar. Bu artık otomatik olarak elimden çıkan bir gölgelendirme. Yine burada çene var. Çenenin olduğu kısmı yine şöyle koyu bir gölge veriyoruz. Şimdi şu daha koyu rengi alıyorum. Anlatırken boyamak o kadar kolay olmuyor arkadaşlar. Bir de bu saçın başladığı yerler yine koyu. Gözleri üstündeki kapaklar koyu. Şurada biraz daha şöyle elmacık kemiklerini belli edelim. Evet, dudaklarına geçiyorum. Şimdi dudağını boyayacağım. Şu yanlarını boyayıp şurayı da buraya kadar boyayıp bırakacağım. Şimdi şuraya da bir nokta koyuyorum şöyle. Evet. Buradaki parlaklık da dudağının parladığını gösteriyor bize. Evet arkadaşlar, yani bu şekilde. Umarım hani oradan görebiliyorsunuz. Şöyle yapayım. Pembe tonunda tonlamasını yaptık. Noktalama işaretleri olmadığı için benim için daha rahat oldu. Moda Tasarım figürü üzerinde elde yüzetlendirmesinin sonuna geldik. Umarım
Evde kendiniz de yaparak üstünden pratiğini yaparsınız. Böylece daha rahat anlamış olursunuz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.